30 Ekim 2020, İzmir'in bir dönüm noktası. Son 600 yılda olmadı denilen deprem oldu. Çok acıydı, bütün İzmir'imize geçmiş olsun diliyoruz. Depremde vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. Şüphesiz bir gerçek ki bu deprem bize bir şeyler öğrettiği gibi aynı zamanda bildiğimiz doğruların yanlış olduğunu da gösterdi. Evet, bu süreç içerisinde birçok yeni tecrübeye ama bir o kadar da bir sınava atlatmış olduk. Neyi gördük? Evet, kenetlenebiliyoruz. Evet, devlet organlarımız artık eskisi gibi değil, daha hızlı reaksiyon alabiliyor. AFAD, İnsani Yardım Vakıfları, belediye, valilik, Kızılay ve diğer bütün sosyal derneklerimiz hepsi bütün çabalarını gösterdiler. Bizim bugün asıl düşündüğümüz, hani sorgulamak istediğimiz şey açıkçası sürekli konuşulan binalar neden yıkıldı? İşte zemin etütleri doğru mu yapıldı? Bunların ruhsatları doğru mu verildi kısmından ziyade. Bizim istediğimiz öncelikli olarak bu konuda neler öğrendik onlara bir bakalım. Depremle ilgili şimdiye kadar gelen bütün veriler, bilgiler hepsi işte standart deprem anında binanın sağlamlığı doğrultusunda yapacağımız kendini koru mantığıydı. Neyi gördük? Binaların aynı şekilde yıkılamadığında aynı şekilde saklanamayacağımızı gördük. Yaşam üçgenlerinin aslında şans üçgenleri olduğunu gördük. Pankek modelini daha iyi tanımaya başladık. Binalar üst üste yıkıldığı zaman yaşam üçgenlerinin kaybolabildiğini, yüzdelerle tarif edilen şeylerin aslında çok daha düşük şanslara sahip olduğunu gördük. Evet, binalarımızda, evlerimizde bütün yapısal elemanları duvarlarımıza monte ettik, devrilmelerini önledik. Binaların içerisinde kalabilecek sağlam kısımların aralarındaki o şans üçgenlerine saklanarak hayatta kalabileceğimizi gördük. Ama bir o kadar da öğrendik ki hiçbir şey öğrenmemişiz. Çünkü hem yapısal anlamdaki eksikliklerimiz hem de insanların eğitim konusundaki eksiklikleri canlara mal oldu. AFAD uzmanlarından da diğer sivil savunma uzmanlarından da aldığımız görüşlerde şunu gördük ki merdivenler hala kullanılıyor. Hala hazırda deprem sonrasındaki davranışlarımızı, psikolojik davranışlarımızı yönetemiyoruz. Arkadaşlarımızla konuşmalarımızda kişi karakterlerinin aldığı eğitimlere nazaran daha etkili olduğunu gördük. Yani öğrenimin aslında daha ilk çağlarda, çocukluk çağlarında başlanması gerektiğini öğrendik. İnsan psikolojisi deprem anında gerçekten tahmin edilemeyen tepkiler verebiliyor. Acil durum, afet ve yangın gibi eğitimleri yıllardır veriyorum. Verdiğim eğitimlerde defalarca söylediğimiz genel geçmez bilgiler aslında o olayın olduğu anda insan psikolojisiyle yön alıyor. Nice insanlarımızı belki merdivenlerde kaybettik. Nice insanlarımız belki güvenli olduğunu düşündüğü yerlerde kaybettik. O yüzden bugünü bir milat kabul edelim. Kendimizi hem psikolojik hem de eğitim anlamında tamamlamaya adayalım. Depremde birçok bina zarar gördü. Bu zararların bazıları yıkılma şeklinde oldu. Birçok can kaybı oldu. Birçoğunu kurtarmaya çalıştık. Ama bazılarında hasarlı, ağır hasarlı, bazılarında da hasarsız şeklinde tanımlandı. İşte ağır hasarlı olanlarda insanlar eşyalarını, anılarını bıraktılar. Az hasarlı olanlarda ise güvenlik tedbirleri alınmak kaydıyla yavaş yavaş binaların boşaltılmalarına izin veriliyor. Şimdi bu saatten sonra depremde mal canın yongasıdır demişti atalarımız. Aynı şekilde bu insanlara yardım elini önce bizler, beraberinde devlet uzatmaya devam ediyor. İyi ki İzmirliyiz. İnsan, insan psikolojisi. Bir gerçek var ki burada çok canlar yandı, canlar kaybedildi. Beraberinde etrafındaki bütün insanların canı yandı. Hiçbirisi akşam evine gidip yastığa başını rahat koyamadı. Bazıları depremin artçılarından, bazıları psikolojisinden, bazıları tekrar olur mu veyahut da oradaki insanlar
tekrar ne yaşarlar diye düşünürken gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. İnsan psikolojisi öyle bir şey ki, evet, zaman bazen acıları dindiriyor ama unutmamıza hiçbir şekilde izin vermiyor. Hala evlerimize giremiyoruz. Evlerimize girdiğimizde tekrar artçı olur diye değil, evlerimize girdiğimizde hala hazırda bu mahallelerde olan o psikolojik duygu, aura diye tanımladığımız şey hala çok puslu. İnsanlar düşündükçe aslında kötüye gidiyor. Burada desteğe ihtiyacımız var. Hepimizin destek vermeye de görevi var. İlk gece deprem alanına girdiğimiz andan itibaren organizasyon gerçekten çok iyiydi. Hemen hızla kişiler tahliye edildi, çadırlara yerleştirmek için organizasyon başlamıştı. Yanımızda hiç eksik olmayan emniyet güçlerine tekrar tekrar teşekkür ederiz. Gerek insanların geride bıraktıkları mallarına, beraberinde canlarına, hepsine tam destek verdiler ve bizleri korudular. Çadırlarımızla hepsi çok hızlı bir şekilde gün be gün kuruldu ve içlerine insanların yerleşmesi sağlandı. AFAD, Kızılay ve belediyeye bu konuda da teşekkür ederiz. Boğazım düğümlenerek buraya kadar anlatmaya çalıştım. Unutmayalım, unutturmayalım. Acılarımız hep taze kalsın. Taze kalsın ki tedbir almaya devam edelim. Buradaki insanları unutmayalım. Onlara destek vermeye devam edelim. Bir gerçek var ki tarif edilemeyen psikolojik bir travmadır bu İzmir için. Her şeyin daha güzel olması için daha tedbirli, daha güvenli ve daha eğitimli bir toplum olalım. Teşekkür ederiz. Çöken bina kaç yaşında tahminen? 20-25 yaşında. 25'tir. Ben de öyle diyorum.